Herkese merhaba arkadaşlar. Boom Simülatör'ün birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi diyeceksiniz Boom ne? Canlı bomba mıyız ayol? Valla bile ben de bilmiyorum. Hep birlikte oynayalım görelim. Arkada böyle bir ağır işkence müziği çalıyor biliyor musunuz? 3 saat yüklenmesini bekliyorum. Hep birlikte dinleyelim de sinirlerimiz bozulsun. Orta çağda bir suç işlerseniz işkence olarak bunu dinletiyorlar. Bu ne lan? Kahretsin, gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor musun? Ben Carl. Oğlum ne oldu, ben alışveriş sepetiyle mi yattım? Merak etme, sana her şeyi öğreteceğim. Arkadaşlar bunun için vardır. Eyvallah kral, sen zaten sağlam bir herife benziyorsun. Şimdi istikbal yaylı yatağımızdan kalktıktan sonra konforlu bir şekilde arkadaşlar karnımızı doyurmak zorundayız. Anlaşılan bu oyunda su geçirmez bir dilenciyiz. Çöpü açalım. Birinci çöpten bir yarram çıkmadı. İkinci çöpe bakalım. Ulan bu ne şans arkadaş. Böyle kaliteli çürük elma filan çıksa çok güzel olurdu. Karnım doyardı. Ama bunda prezervatif çıktı. Buna bakalım. Ay! Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Çöpte bir ekmek buldum. Bu beni var ya 12 saat kadar tok tutar. Yani açlıktan ölmem. Ulan yoruz bu çocuğa ekmeği çöpe atmış acaba. Neyse kıtlı miyim bana ne. İstemeden de olsa sevap yaptı. Bu bizim arkadaşımız arkadaşlar. Oğlum bir cümlede 5 tane arkadaşlar kelimesi olur mu lan? Şimdi biz bir dilenciyiz ya arkadaşlar. Bu kartona bir şeyler çizeceğiz. Böyle yani paraya ihtiyacım var gibisinden kendimizi acındırmak için buna bir şeyler çizmemiz gerekiyor. Ne çizsem? Çok açıklı bir şey yazacağım arkadaşlar. Paraya ihtiyacım olduğunu daha fazla belirtemezdim yani. Çok güzel bir şey yazacağım. Götüm eşittir 15 TL. Satılık yani. Yani ben ne? Paraya ihtiyacım var gibisinden bunu insanlara göstereceğim, bana para verecekler. Çok rahat, çok profesyonel. Şimdi para dilenmeye başlayalım arkadaşlar. Beyefendi, götüm 15 dolar. Bak domalayayım, önce bir incele. Para verir misin? Lütfen. Allah razı olsun. Abi. Lok. Abi çok teşekkür ederim. Kardeşim oyun tecavüzcülere benziyorsun. Götüm 15 Türk lirası. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tuttuğun altın olsun. Hanımefendi, benim götüm 15 TL'ye satılıktır. Size bedava da olur ama çok sağ olun başınız için ya. Çok açız. Hanımefendi. Benim götüm sizinki kadar güzel olmasa da satılıktır 15 Türk lirası. Çok sağ olun. Post bıyıklarına kurban olurum yiğidim. Biraz para vermeye ne dersin ha? Çok sağ ol. İstersen bu arabanın arkasına gel. Çok sağ ol. İlgilenmedi benimle. Allah razı olsun. Ben de istedim zaten mümkün mertebe bedavaya para almak. Arkadaşlar kameranın yerini değiştirdim görevleri görün diye. Oğlum tövbe estağfurullah. Bu bana 15 TL verse beni kevgire çevirir ama. Vallahi açım açıktayım. Arkadaşlar para vermemeye başladılar. Biraz indirim yapacağım. Bu biri siliyorum arkadaşlar. Götümün fiyatı 5 TL'ye düştü. Mecbur indirim yapmasa kaç kalacağım. O yüzden kabul ediyorum. Götüm 5 TL'ye düştü. %66 indirimde. Oo sen tabii hiç fırsatı kaçırır mısın delikanlı? Açayı durmaz vurdurur hanımefendi lütfen. Allah razı olsun. Böyle süper bir fırsatı kaçıranlar. Üzülmedik mi? Delikanlı. Vallahi arkadaşlar tam olarak 10 doları topladık. Güzel yani. Birinci görev tamam. Bu da benim arkadaşım ya dedim size. It's a pleasure doing business with you. Seninle iş yapmak bir zevkti. Kuşunu bu sokakta bulacaksın. Şimdi diğer bir görevimizi yapalım. Benim bir tane güvercinim varmış. Onu çalmışlar arkadaşlar galiba. Onu bulmaya gideceğim. Bak bu benim kuşumu çalmış arkadaşlar ha. Ay nasıl tatlı. Ulan beni kızdırma zaten çişim geliyor. Üstüne işarım ha. Al lan. Arkadaşlar adamın üstüne işiyoruz. Kızdırdık. Şimdi onunla teke tek atacağım. Kuşumu ver lan. Kuşumu. Buna kodumun çaresizi seni ver. Hem suçlu hem güçlü. Şerefsiz köpek. Al biraz da üstüne işeyim. Sarı sarı çiş. Yeterli su içmiyorum ya. Çişim ne kadar sararmış. Şerefsiz şey seni. Güzel kuşum. Seni çalmışlar diye ödüm koptu ya. Bu nasıl bir hayat amına koyayım ya. Ben bu oyundan yavaş yavaş anladığım kadarıyla arkadaşlar. Ben para için ruhumu bile satarım. Bedenimi zaten geçtim yani anladınız mı? Ruh diyorum size kadar. Daha ne diyeyim? Ulan adamın tipine bak. Bu benim memelerimde boğar lan. Şimdi kuşumla bunun üstüne saldıracağım arkadaşlar. İyi izleyin. Benden güvercinimi almaya çalışıyor. Lan pezevenk siktir gidin. Huşt. Saldır kuşu saldır. Saldır oğlum saldır. Ayı oğlu ayı. Gelmeyin yeminimi üzerinize boşaltırım. Huşt. Oğlum ne kadar güzel yeteneklerim var. Bu oyunu çok sevdim. Şişmen. Gel buraya. Aa! Üstüne işerim. Huşt. Of uçan tekme attım. Ayı. Kalk lan.
Uf, adam arabanın altında kaldı. Götü güzelmiş ya, ne dersiniz? Bu oyun şu ana oynadığım en güzel oyun olabilir arkadaşlar. İnsanları dövüyoruz, üstüne işiyoruz. Gerçekten çok beğendim. Ulan serseri, düzgün yürü. Var ya, kafanı sikerim sen. Aptal. Bu benim kuşumu çalanlar bir çete, biliyor musunuz? Bu şehirde yaşayan büyük bir çete. Biz onların düşmanıyız. Onları gördüğüm yerde vuracağım. Oyun bundan anladığım kadarıyla böyle. İşte arabalarınızın mazotu bitince gelin egzozundan içeri işeyim ha. Çünkü bende büyük bir kinetik enerji var. Petrol niyetine satarım size. Öyle değil mi beyefendi? Al ağzına. Aa, üstüne yaşadık de polisleri arıyor. Kaç kaç kaç. Oğlum sen dersin canını aldık amına. Kral, sen sanki susamış gibi görünüyorsun. Ya bana bir tele verirsin ya da bir tane canım var onu verirsin. Hadi. Lan hadi lan. Üzgünüm diyor. Valla ben de çok sinirliyim. Sen. Ay vuramadım. Kalk kalk lan. Kaçma lan buraya. Bu arada polis beni gördü. Bunu öldüreyim, kaçacağım. Kaç 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 kaç. Polis hem arkamda. Lan ne biçim geliyor, oyunun polisi de bir değişik ha. Yorulmuyor amına koyayım. Beyi yakalarsa belamı siker. Bende olan 4 doları da alır valla. Hay maşallah. Kısa saçlı hanımlara bayılıyorum ya. Uzun saçlıları da seviyorum. Ben kısaca hepsine bayılıyorum. Hay kendinize iyi bakın. Bu bana dedi ki beni biraz eğlendir, karşılığında ne istersen sana veririm dedi. Hemen efendim. Oğlum, zenginlerin sadece eğlenmek için fakirleri kullandığını biliyor muydun? Yani düşünüyordum da burada yaşayan çoğu insandan daha zengin ve güçlüyüm. Bunu neden kaba bir şekilde ifade etmiyorum ki? Sana saksı çekmemi mi istiyorsun? Aynen öyle. Egemenliğim mümkün olan en ilkel şekilde... Lan ne diyorsun lan? Sağlıklı büyümek için, çişimi için. Al. Al lan! Sen de al. Ulan bu oyun çok eğlenceliymiş lan. Burası nere la? Şehrin ücra köşelerine geldik. Burada bize biri görev verecek. Şöyle geleyim. Oo, bir palyaço. Anlaşmaya ne dersin? Sen küçük bir paket teslim edeceksin. Ben de sana bedava şeyler vereceğim. Ne dersin? Palyaço, sen ne verebilirsin ki bana? Adam bize bir paket verdi dedi. 1,5 dakika içerisinde teslim et dedim. Tabii efendim. Yaparsak bize herhalde götünü verecek, öyle bir şey ima etti. Ben acilen gidiyorum çünkü palyaço götü hayatım boyunca en istediğim şeylerden biriydi arkadaşlar. Küçüklükten beri hayalini kuruyordum, bir türlü nasip olmadı. Şimdi bakacağım, gidiyorum yani, umarım yetiştirebilirim paketi. Ne kadar kaldı? 50 saniye kaldı. Ya gidiyorsun gitmiyorsun, bitmeyen yol yapmışlar ya. Koş 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 koş. Son 33 saniye, 32, 31, cibili cibili şak şak şak. Az kaldı az kaldı, dayanın. Son 10 saniye kala yetiştim, ay. Siparişiniz geldi. Kaç 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 kaç. Ulan orospu çocuğu palyaço bize bomba vermiş ya. Gittik herifin dükkanlarını patlattık. Ne yapacağım ben bu polislerden, nasıl kurtulacağım? 10-15 tane polis peşime takıldı. Yani beni biri şok tabancasıyla bana vursa yarrağı yerim. Koş koş koş. Lan çekil önümden seni gidi kravatlı iş adamı. Gelmeyin lan. Çık lan. Şöyle saklanayım bu köşede. İnşallah beni görmezler. Yakınımdalar. Uf, görevi tamamladım arkadaşlar. Beni görmediler. Allah'ım ya Rabbim, bu ne güzellik ki. İş kadınları ayrı bir seksi oluyor ya. Bacağındaki kılların hepsini lazere vurmuş. Çok güzel görünüyorsunuz. Para vermeye ne... Ulan sana iş kadını diyoruz. Sen bize sırtını dönüyorsun. Terbiyesiz ahlaksız. Al senin üstüne işemeyi hak ettim. Böl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 
amonyak kolonya kahve kokusu karışımı bir şey. Ulan bir de yumruk salıyor 3 kadını dedi, hijab boksör çıktı. Gelme la. Bak kadınsın diye bir şey demiyorum, git benim sabrımı taşırma, en son dalarım sana. Lan ne yapıyorsun, yeter! Kalk lan, kaçma lan! Şerefsiz, lan gel ben buraya. He, nasıl da kıvırta kıvırta kaçıyorsun, az önce bana artistlik tarzı diyordun lan ayı. Siktir git. Ulan insanlara selam veriyorum, para dileniyorum, benim yüzüme bakmıyorlar. Rencide ediyorlar beni. Kimse kusura bakmasın ama ben fakir ama gururluyum yani. Anlatabildim mi size? Hanımefendi, sizi uyarabilir miyim? Pantolonunuz sizin içinize kaçmış, götünüz çok belli oluyor. Ama beni ilgilendirmez. Sadece şu arkadaki sapa dikkat et. Onun için söyledim. Aa, burada dondurma satılıyormuş. Evet. Bu sıcak günlerde çok iyi gider gerçekten. Amcacım, bana bir tane böğürtlenli dondurma verir misin? Aklıma sadece böğürtlen geldi. Küçükken ormanda görmüştüm. Dedim keşke bunun dondurması çıksa. Bakıyorum da seninkinde var. Verir misin? Piç oka kendimizi acındırdık. Amına koyayım, sen yine bizden $1.5 aldın. Yakıştı mı sana? He? Bunun cezası olmalı elbette. Kıl attım götünü. Belki kendimizi buna acındırabiliriz. Bu da sosis satıyor. Amcacım, bana bir tane uzun, ince bir tane sosis verir misin? Küçükken sosisçinin önünden geçmiştim. Kokusuyla burnumda.
verir misin? Verdi ama bu da parayla verdi. Hiçbiri bedava vermiyor. Ne sizde şeref kalmış ne namus. Hazır trafik varken sizin camınızı sileyim mi? Zaten sizin arabanız lüks bir şeye benziyor. Bekleyin emmi dur. Önce ıslatayım sonra bez vuracağım. Nereye gidiyorsun ya? Terbiyesiz şey, paramı ver. Vallahi kendi arabayı önüne atarım. La paramı ver. Lan! Allah'ım bize eziyet ediyorlar ya Rabbi. Paramı ver. Lan paramı ver. Namussuz şey seni. Nasıl da kaçıyor? Ben seni bir kenara yazmışım. Yeni görev. Zorbalığa uğrayan beceriksizi bul. Koşa koşa geliyorum arkadaşım benim. Ben nefesim kesildi ya. Hemen koşamıyorum. Lan bırakın lan çocuğu. Sikeyim. Şerefsiz köpekler. Vurmuşlar, eziyet ediyorlar. Amına kodum uçan tekme. Hadi siktir git. Git lan. Aa işerim valla. Ne yapacağım ya? Uf, bana molotof attı orospu çocuğu. Ulan canımızı mı alacaksınız? Güvercin ne yapacağını biliyorsun. Götüne kaç. Hop. Kıs kıs kıs. Adamın kafasına patlattı. Ananın amına bu tekme armağan olsun. Vuramadım. Ulan vur şuna bir tane. Heh. Çok güzel ya. Teşekkürler dostum. Sen en iyisisin. Sana çok şey borçluyum. Bana borcunu bir şekilde ödeyebilirsin. Soyun ulan. Bak hala bak. Ulan bu itlere diyorum ben böyle sokakta yatmayın. Terbiyesiz herifler. Bunlar rakip çeteden. Bizim çocuklar böyle yapmıyor. Böyle ulu yerde yatmıyor. Biz köşede yatıyoruz. Kalk ulan buradan. Moloz. Yürü ulan. Seni öldüreceğim. Bunun leşini arkadaşlarının yanına bırakayım. En iyisi böyle. Şşt, bakın sizden biri. Sonunuz böyle olacak ha. Piçler iyi bakın. Kaç 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 kaç. Sizinle sonra görüşeceğim oğlum. Ben sizi tenhada bir yerde eve giderken böbreğinize bıçağı yerleştiririm. Şimdi edemiyorum, iş kişiyle uğraşayım. Arkadaşlar son bir görev daha yapalım. Sonra bu bölümü burada bitirelim. Oyunu gerçekten çok sevdim. Çok sarıyor ya. Özellikle bu işleme olayı beni benden aldı diyebilirim. Bir şey yok polis bey, bir şey yok. Evet. Görevi bize bu verecek arkadaşlar. Görünüşe göre bir organ mafyası. Sağlıklı bir şey beklemiyorum ben bundan. Ne istiyorsun doktor tam olarak? Bilime olan sevginiz takdire şayan. Aynen, çok gerçekten bilim, ilim, kilim. Zenginlik üzerine çalışma. Zengin insanları konteynere at. Gerçekten çok mantıklı bir görev. Ya doktor çok iyi güzel bir şey istiyorsun da 5 tane zengini ben sana nereden bulayım? Doğrayayım mı amına koyayım? Takım elbiseli 5 kişi lazım bana hocam. Ulan bunun mallar mı, açlıkta ölüyorlar. Başka ulan çabuk la. Oo, bu bayağı taşaklı bir abimize benziyor. Zırink. Amına kodum zengini seni. Gel lan buraya, kaçma. Zengindir ya tabii, canını nasıl sevip kaçıyor. Gel lan. Doktor bey sizi istiyor. Üzerinizde de ne yapacak? Diğer fakirlerin üzerinde mi de ne yapalım? Biraz adalet madalet dedi. Bir tane getirdim ha. Kokuyor bu zengin. Parfüm kokuyor yani, yanlış anlama. Başka. Ulan nereden bulayım ben? Arabası olanlar zengin midir? İn la arabada. Yakışıklı zengin abim, gel sana köşede bir sak su çekeyim. Kandırdım nazlı yari. Kaç beni. Tamam bunu da alalım. Ulan hadi lan, son bir tane de bulursan bu sefer görevi bitireceğim. Bekle polis, vurma beni. Burada zenginleri öldürüyoruz, siz bizi kovalıyorsunuz. Yakışıyor mu hiç? Aslında bir zengin de budur. Bu orospu çocuğunu da mı vursam? Gel lan buraya piç. Senden zengin mi var amına? Ama bu ölmüyor. Çok zengin bu. Aha. Son 30 saniye son zengini de götürüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ser olacak, yeter lan. Ay çok yoruldum ya. Tamam görevi yaptım en azından. Polisler beni ilgilendirmez. Onu etiyle ya, zengin bulamıyorsun sokakta tabi. Hepsi arabayla geziyor. Neyse arkadaşlar, bu bölümü burada bitirelim. Bu da böyle değişik bir oyun. Ama aslında bitirmeden önce bir hamburgerciye gideyim, dur. Bana bir tane hamburger. Evet, 6,5 dolarmış, param yetmiyor. Neyse ben bir gideyim köprü altına, sonra geri gelirim. Dediğim gibi bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Ben bu sırada mesleğime devam edeceğim. Bayan para. Teşekkür etmek. Gene hamburger yetmiyor.